Evet değerli arkadaşlarım, şimdi artık normal kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve Büyük Taarruz'u bu dersimizde anlatacağız. Son dersimizde değerli arkadaşlarım, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan, saltanatın kaldırılmasından bahsedip çıkmış sorularla milli mücadelenin tamamını bir elden geçireceğiz. Şimdi artık yavaş yavaş anlatacağım, klasik anlatacağım. Ben klasik anlatımı tamamladıktan sonra slide üzerinden göstereceğim. Onun için sadece ve sadece kulağınız bende olsun. Slide'a takılmayalım ben dönene kadar. Birinci İnönü Savaşı'nı kazandık. Birinci İnönü Zaferi sonunda İtilaf Devletleri Sevr'in yumuşatılmış halini Londra Konferansı'nda sundu ama kabul etmedik. Bu ne demektir? 12 Mart 1921'de Londra Konferansı sonuçsuz kaldı. Londra Konferansı sonuçsuz kaldıysa doğal olarak neye devam? Savaşa. Sahnede hiçbir değişiklik yok. Yine İngilizler Yunanlılara maddi desteğini verdi. Malzeme yardımında bulundu. Tabi bu arada İngilizler birinciyi kaybettiği için Yunanlara karşı bir güven bunalımı yaşasa da efendim yola Yunanlarla çıktığı için bir kez daha yardım etme kararı aldı. Değişen hiçbir şey yok. İngilizler yardım etti. Yunanlılar İngilizlerden aldığı yardımla tekrar taarruza geçti. Bizde değişen bir şey yok. Yine biz Eskişehir'in İnönü mevkiindeyiz. Komutanımız yine İsmet Paşa. Ordumuz yine aynı. Taktiğimiz savunma. Aynı yerde, aynı komutan, aynı askerle, aynı taktikle bir kez daha Yunanlıları yenilgiye uğrattık. 23 Mart, onu not ederseniz sevinirim, 1 Nisan 1921 tarihleri arasında. Hatırlarsanız 1. İnönü Zaferi 4 günlük bir savunma savaşıydı. 2. İnönü Savaşı aynı yerde aynı şekilde bir haftalık bir savunma savaşı. Doğal olarak değerli arkadaşlarım ikinci kez kazandık. Evet, ikinci kez kazandığımız bu savaşın sonuçlarıyla 1. İnönü Zaferi'nin sonuçları %90 aynı. Bu yüzden yazmaya değmez. Mesela 1.'de meclise ve orduya olan güven arttı. E tabii ki burada daha da arttı. 1.'de askeri alma işlemleri hızlandı. Daha da hızlandı. 1.'de İngilizlerin Yunanlılara güveni sarsıldı. E daha da sarsıldı. 1.'de Rusya ile olan ilişkilerimiz gelişti. E daha da gelişti. 1.'de İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları başladı. E burada daha da arttı. Mesela bu zafer üzerine, daha önce de size söyledim, tekrar dersinde de söyledim. Bu zafer üzerine, 2. İnönü Zaferi üzerine daha çok Güney Cephesi etkilendi. Güneydeki rakiplerimizden İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başladı. Güneydeki ana rakibimiz Fransızlar Zonguldak'taki askeri birliklerini çekti. Ve güneydeki, pardon, Fransızlar, ana rakibimiz Fransızlar Ankara'ya bir temsilci göndererek tekrar barış görüşmelerini başlattı. O zaman 2. İnönü Zaferi'nin çok güzel bir şifresi vardır. Savaşı batıda kazandık, hareketlilik güneyde başladı. Peki 1. ile 2. arasında değişen bir takım farklılıklar var mı? Var. Mesela ne vardı değerli arkadaşlarım? Onu hemen gösterelim. 1.'nin sonunda esir değişim antlaşmaları vardı ama eşit şartlar içermediği için kabul edilmedi. O zaman ilk dikkat edeceğimiz şey 2. İnönü Zaferi üzerine ilk defa eşit şartlar taşıyan bir esir değişimi yapıldı. İngiltere ile Türkiye arasında bir esir değişimi yapıldı ve eşit şartlar tanışıyor. Peki biz bu arada bu Malta Adası'ndaki esirlerin bir kısmını kurtarmış olduk. Şimdi size çok kolay bir şifre daha vereyim. 2. İnönü Zaferi ile birlikte bundan sonra batıdaki her zaferin sonunda esir değişimi olacak. Bir daha dikkatli şekilde dinliyorsunuz. Batıda 2. İnönü ile birlikte artık her zaferin sonunda esir değişimi var. Ama bunlar eşit şartlarda geçerli esir değişimleri olacak. Peki 2. İnönü Zaferi'nin bir farklı sonucu daha var. Dikkat edelim. İlk iki savaş yazıyorum. Buraya dikkat edelim. 1. İnönü ve 2. İnönü. İkisi de bizim için savunma savaşlarıydı değerli arkadaşlarım. Doğru mu? Peki bu savunma savaşlarını neden yaptık? Çünkü bu yeni kurduğumuz bir ordu.
daha olgunlaşmadı. Bunlar aslında bizim için oyalama savaşları. Fakat 2. İnönü Savaşı'nı kazandıktan sonra şunu düşündük. Acaba ordumuz taarruz yapabilir mi? Ufak bir deneme yapalım dedik. 2. İnönü Zaferi sonunda Batı cephesinin içinde yer alan Güney Birliklerinin komutanı Refet Bele komutasında küçük bir birliğimiz Yunanlılara taarruza geçti. Ancak Aslıhanlar Dumlupınar mevkinde yaptığımız bu taarruz sonuçsuz kaldı. Ve biz bu taarruzdan iki önemli ders çıkardık. Bir, ordumuz henüz taarruza hazır değil. O zaman Aslıhanlar Dumlupınar, birazdan slaytlarla karşınıza gelecek. Aslıhanlar Dumlupınar yenilgisi Batı'da düzenli ordunun aldığı bir yenilgidir. Bir deneme savaşıdır, bir taarruz denemesidir ama sonuçsuz kalmıştır. Demek ki biz bundan sonra taarruz hazırlıklarını ciddiye alacağız demektir. İkincisi, bu yenilgi üzerine Batı cephesinin içindeki Batı ve Güney birliklerini birleştirdik. Batı cephesi tek cephe altında toplandı. Bu yenilgi ufak çaplı bir yenilgi olduğu için 2. İnönü Zaferi'ne gölge düşürmemiştir. Ama biz bunu bileceğiz. Aslıhanlar Dumlupınar yenilgisi hangi savaşın sonunda meydana gelmiştir? 2. İnönü. Bu yenilgiden hangi dersleri çıkardık? 1. Ordumuz henüz taarruza hazır değil. 2. Batı cephesi içindeki iki birimi birleştirdi. Tek cepheye dönüştü. Bu arada değerli arkadaşlarım, sınavın vazgeçilmez efendim soru yerlerinden biri nedir? Mustafa Kemal'in savaşlarda sarf ettiği sözler. Mesela Çanakkale'de hangi ünlü sözü ortaya çıkmıştı? Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Mesela İstanbul'un fiilen işgali sırasında efendim geldikleri gibi giderler sözünü zikretmişti. Mesela Sivas Kongresi'nde ya istiklal ya ölüm sözü. Ünlü sözlerinden biri de 2. İnönü Zaferi üzerine ortaya çıktı. Bu zaferin mimarı Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya bir kutlama mesajı gönderdik. O mesajla birlikte hangi ünlü söz karşımıza çıktı? Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talindeydiniz. Fakat bu güzel söze nazar değdi, üzerine hangi kötü yenilgi geldi? Eskişehir, Kütahya. O zaman bugünkü ilk konumuzu bitirdik ve ilk konumuzu efendim güzelce bir tekrarlayalım slide üzerinden. Bu arada bir ziyaretçimiz var değerli arkadaşlarım. Her zamanki gibi efendim Osman hocamız. Gel canım, gel bebeğim. Gel, gel. Peki efendim, arkandan çek. Efendim ikinci İnönü Savaşı. Değerli arkadaşlarım, 2. İnönü Savaşı 23 Mart 1 Nisan arasında bir haftalık bir savunma savaşıydı. İç politikaya bakarsak 1. İnönü Zaferi'nin tekrarı şeklindeydi. Güvenin artması, İsmet efendim Paşa'nın Tuğgenerallikten efendim tüm generalliğe yükselmesi, dış politikada esir değişimine geçtik. Malta adasındaki esirleri değiştirdik. İtalyanlar çekilmeye başladı. Fransızlar Zonguldak'taki birliklerini çekti. Ve en önemlisi Fransızlar tekrar efendim Ankara'ya temsilci göndererek barış görüşmelerini yeniden başlattı. Ünlü sözümüzü unutmayacağız. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talinde yendiniz. Yani kötü gidişata dur dediniz. Efendim bu savaşın sonunda yaşadığımız olumsuzluk neydi? Aslıhanlar Dumlupınar. Aslıhanlar Dumlupınar bir deneme savaşıdır. Ona çok dikkat etmek zorundasınız. 2. İnönü Zaferi sonunda Refet Bele birliklerinin gerçekleştirdiği bir taarruz. Ama bu taarruzdan sonuç alamadık. Refet Bele başarısız olunca Batı cephesini birleştirdik. Ve değerli arkadaşlarım artık Batı cephesinde tek komutanımız sahnede olacak. Sakarya'ya kadar kimmiş o? İsmet Paşa. Şimdi değerli arkadaşlarım geldik Eskişehir-Kütahya savaşlarına. Biz yine kara düzenimizi alalım. Ben bir bütün olarak anlatayım, sonra slayttan tekrarımızı yapalım. İlk iki savaşı kazandık. Birinci, ikinci önü. Mutluyuz. Yunanlılar üzgün ama İngilizler de güven bunalımını arttırmaya başladı.
Fakat İngilizler güven bunalımı yaşasa da tekrar Yunanlara yardım etme kararı aldı. Ama bu kez çok fazla yardım etti. Yine sahnemiz aynı. Üçüncü sahne, yine aynı sahne. İngilizler kime destek verdi? Yunanlılara. Yunanlılar İngilizlerden aldığı destekle üçüncü defa taarruza geçti. Biz yine hangi klasik pozisyonumuza döndük? Savunma. Ve İngilizlerin yardımıyla Yunanlılar üçüncü taarruzunu yaptı. Komutanımız kim yine? İsmet Paşa. Ama İsmet Paşa komutasında bu kez Eskişehir-Kütahya savaşlarını kaybettik. Maalesef üçüncü savaş efendim kaybedildi. Bu batıda kaybettiğimiz en büyük yenilgi. Doğal olarak bu yenilginin sonuçları da çok kötü. Kalem elimizde olsun. Notumuzdan güzelce işaretleyelim. Devam edelim. 1. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik dolayları elimizden çıktı. Değerli arkadaşlarım, bunun Türkçesi şu. Batı cephesinde birçok vilayetimiz düşman işgaline uğradı. 2. Zarf atarak geliyorum iyice anlayın diye. Eskişehir, Kütahya, Afyon'u işgal eden Yunanlılar efendim Polatlı'ya kadar geldi. Polatlı'ya kadar gelmek demek Ankara'ya yaklaştı demek. Ankara'da meclisteki bazı milletvekilleri güvenlik gerekçesiyle meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını gündeme getirdi. Ancak bu istek kabul edilmedi. Siz uyanık olacaksınız sınavda. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını gündeme getiren gelişme derse cevabımız Eskişehir, Kütahya. Bu arada değerli arkadaşlarım, bu yenilgi üzerine sahneye Mustafa Kemal çıktı. Hemen Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya sert bir emir verdi. Orduyu daha fazla yıpratmadan dinlendirmek, ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sakarya'nın doğusuna çekme emrini verdi. Ve bu da sınavda en kolay sorularımızdan biri olarak karşımıza geldi. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi kararı hangi gelişme üzerine alınmıştır? Eskişehir, Kütahya. Ancak burada önemli bir ayrıntı var, dikkatli olalım. Birinci ve ikinci İnönü'yü kazandığımız için mecliste Mustafa Kemal'e muhalefet edenler hiç sesini çıkarmadı. Ancak Eskişehir-Kütahya yenilgisi üzerine meclisteki muhalefet sesini yükseltti ve ilk defa Eskişehir-Kütahya savaşları sonunda mecliste ciddi tartışmalar başladı. Üçüncü işaretleyeceğimiz maddemiz bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk ciddi tartışmalar Eskişehir-Kütahya savaşları sonunda. Peki tartışmanın konusu ne? Tartışma daha çok değerli arkadaşlarım iki konu üzerinde yoğunlaşmış. Muhalefetin tepkisi, Mustafa Kemal orduyu çekmemeli, sıcağı sıcağına taarruzda bulunmalıydı. İkinci tartışma konusu çok iğrenç bir tartışma. Düzenli ordu bu savaşı kaybetti, Kuvayi Milliye'ye geri dönelim. O zaman biz gelin buradan bir ders çıkaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk ciddi tartışmalar bu yenilgi üzerine başladı. Ama acı bir gerçek de ortaya çıktı. Çünkü bu tartışma üzerine meclis tıkandı, tıkanıklıklar başladı. Oysa bu meclis yasama, yürütme, yargı yetkisini elinde tutan bir meclisti. Neden bütün güçleri elinde tutuyordu? Hızlı hareket etmek için. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yenilgi üzerine tıkandı. Bu tıkanıklığı aşmak için yine Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü bir iş yaptı. Şifreniz geliyor. Daha hızlı hareket etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık Kanunu çıkardı. Güzelce dinliyorsunuz. Başkomutanlık Kanunu 1. Kim tarafından çıkarılmıştır? Çok kolay bir sınav sorusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Yetkiler kime devredildi? Mustafa Kemal'e 3 ay süreyle. Peki en önemli soru, bu yetki neden verildi? Daha hızlı hareket etmek için. O zaman biz bir şeyi daha halledelim. Başkomutanlık Kanunu'yla Mustafa Kemal askerlik görevine de dönmüş oldu. Hatırlarsanız Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra ya da Erzurum Kongresi öncesi ve sırasında altını çizerek söylüyoruz askerlik görevinden istifa etti. Efendim bu görevini efendim Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra geri almış oldu. Unutmayalım Mustafa Kemal'in askerlik görevine dönmesi efendim Eskişehir-Kütahya savaşları sonunda olmuştur. Görev girmesine güzel olmuş mu? Evet. Çok güzel.
Kesinlikle bundan sonra işimiz kamerayla hareket etmek. Bebeğim. Ekmek kapımız burası. Bebeğim. Ama öğrencilerimiz olmadan sen de ben de hikayeyiz bence. Vallahi. Yine taksitlerinizi ödeyin diye bu bir ara gazdı. Unutmayın, taksitlerinizi ödeyin. Yakında mesaj olarak gelecek size. Osman bugün yaptığı derslerin tamamının ücretini peşin istedi arkadaşlar. Kamera önünde itirafta bulunuyorum. Osman'cığım seni seviyoruz. Evet, öğrenciler canlarımız, yeter ki onlar mutlu olsunlar. Bu samimiydi. Devam edelim. Değerli arkadaşlarım, Mustafa Kemal yetkiyi aldı. Peki bu arada orduyu nereye çekmişti? Sakarya'nın doğusuna. Tabii ki burada arkadaşlar ufak bir ayrıntı var. Sakarya'nın doğusu derken Sakarya şehrine değil, Sakarya Irmağı'nın doğusuna. Yani bir sonraki savaşımız Sakarya Savaşı Sakarya şehrinde değil Ankara'da olmuş. Polatlı yakınlarında olmuş. Bu önemli bir ayrıntıdır. Sakarya şehrimizde herhangi bir savaş yok değerli arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Peki Sakarya'nın doğusuna çekilen ordumuzu güçlendirme adına Mustafa Kemal 8 Ağustos 1921'de Tekalifi Milli Emirlerini yayınladı. Tekalifi Milli Emirlerini kim yayınladı? Mustafa Kemal. Hangi amaçla yayınladı? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. Ama gerçekten bu soru sorulduğunda öğrencilerimizin çoğu dikkatsizlikten döküldü. Sorumuzun kökü şuydu. 3 tane öncülümüz var. Kökü şu. Hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı çalışmalar arasında yer alır? Tuzak olarak da tekalifi milli emirleri. Oysa tekalifi milli emirleri meclisin yaptığı bir çalışma değil. Mustafa Kemal'in efendim yayınladığı emirlerdir. O zaman buna dikkat edeceğiz. Peki tekalifi milli emirleri ne demek? Bir kez daha ordumuzun ihtiyacını karşılamak için efendim halka müracaat, ama bu müracaat rica, minnet şeklinde değil, emir şeklinde. O zaman tekalifi milli emirleri denilince aklımıza ne gelsin? Milli yükümlülükler, milli sorumluluklar, öz Türkçesi vergi demek. Bir kez daha ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için efendim ordunun ihtiyaçlarını yerine getirmek için halka müracaat ediyoruz, vergi topluyoruz. Bu arada tekalifi milli emirlerini yerine getirmek için her ilçeden 3'er kişilik komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşarak topladıklarını çok güzel kaydettiler. Hatta değerli arkadaşlarım, halkı rahatlatma adına şu ifade de kullanılmıştır. Toplananların %40'ı savaştan sonra iade edilecek. Gerçekten kimden ne alınmışsa bu 3'er kişilik komisyonlar çok güzel kaydetti ve bunları bugün 1. Meclis'in arşivine ulaşmak mümkün. Ama tabii ki savaş bittikten sonra %40'ının iade edildiğine dair net bilgilere henüz ulaşılamamış. Zaten halk da savaş bittikten sonra bunun peşine düşecek değil. O zaman toparlayalım. Çok çok önemli bir yere geldik. Tekalifi milli emirlerini kim yayınladı? Mustafa Kemal. Tekalifi milli emirleri niçin yayınlandı? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. Peki Türk halkı tekalifi milli emirlerine uydu mu? Genel itibariyle uydu. Genel itibariyle uydu demek, bir problem var demek, vergisini ödemeyenler var. O zaman şunu da bilelim. Eskişehir-Kütahya savaşları sonunda iki problemden biri bu, vergisini ödemeyenler. Diğer problem ise firarilerin sayısı arttı. O zaman hem firarilere hem de vergisini ödemeyenlere caydırıcı olmak için bir kez daha istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Biliyorsunuz İstiklal mahkemeleri 5 defa kurulacak ve kapatılacak. Bunlar sürekli kurumlar değil dedik. İlk defa biz İstiklal mahkemelerini nerede tanımış olduk? Meclise karşı ayaklanmalarda. İkinci olarak firariler, üçüncü olarak da vergisini ödemeyenler konusunda kullandık. Milli mücadelede İstiklal mahkemeleri 3 defa görev yapmıştır. Diğer ikisi ise Cumhuriyet döneminde karşımıza gelecek. Şeyh Said ayaklanması ve Atatürk'e suikast girişimi. O zaman bir kez daha öğrenmiş olduk. İstiklal mahkemeleri sürekli kurumlar değildir, seyyardır. Olaylar üzerine kurulur, işi bitince kapatılır. Biz şimdiye kadar 3 defa görmüş olduk. Bir de değerli arkadaşlarım, bu kötü savaş
savaş sırasında bile, bu yenilgi sırasında bile eğitimin ne kadar ciddiye alındığını gösterir. Çok güzel bir uygulamamız var. Yeni Türkiye'nin ilk eğitim kongresi bu savaş sırasında yapılmıştır. Birinci Maarif Kongresi açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır. Çok ciddi anlamda katılım olmuştur ve Yeni Türkiye'nin eğitimle ilgili ilk önemli kararları bu kongrede alınmıştır. O zaman gelin yine slide üzerinden bir kez daha tekrarlamış olalım ve Eskişehir-Kütahya savaşlarından da efendim böylece Sakarya'ya doğru geçelim. Efendim Eskişehir-Kütahya bir yenilgi. Bu yenilgi üzerine meclise güven sarsıldı mantıken. Mustafa Kemal'e karşı sert bir muhalefet başladı dedik. İlk ciddi çatışmalar ortaya çıktı. Efendim tartışmaların ne olduğunu söyledik. Ordunun çekilmesi kararı ve düzenli ordunun başarısızlığı. Efendim burada bu işgalden, daha doğrusu Eskişehir-Kütahya yenilgisinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkomutanlık Kanunu çıkardı. Başkomutanlık Kanunu yetkilerin Mustafa Kemal'e devredilmesi. Ama kaç ayla sınırlı tutulduğunu söyledik? 3 ayla. Neden 3 ayla sınırlı tutuldu? Onu da söylemiş olalım. Meclisi kim seçiyor? Halk seçiyor. Halkın seçtiği bir parlamentonun yetkilerini bir kişiye süresiz, sınırsız vermek halk iradesine saygısızlık demektir. 2. Meclisteki bazı muhalifler bu kanunla çıkacak, bu kanunla Mustafa Kemal'in bir diktatör, bir padişah gibi hareket edeceğini düşündü. Bu yüzden muhalefetin de tepkisini azaltmak için bu kanun 3 ayla sınırlı tutulmuş. O zaman buraya odaklanıyoruz ve şunu unutmuyoruz. Efendim başkomutanlık kanunu 3 ayla sınırlı tutulmuş ama daha sonra işler iyi gidince yine uzatılacak. İşler iyi gidecek, bir kez daha uzatılacak. Sonra da değerli arkadaşlarım büyük taarruz öncesi süresiz hale getirilecek. Peki iki defa uzatılıp sonra süresiz hale getirilmesinin sebebi nedir? Üst üste kazanılan başarılar ve Mustafa Kemal'e karşı duyulan güven duygusu. Efendim başkomutanlık kanununda Mustafa Kemal'in yaptığı ilk ciddi icraat tekalifi milli emirlerin yayınlanması ve tekalifi milli emirlerinin sonucunda da istiklal mahkemelerinin kurulması dedik. Yine burada 1. Maarif Kongresi'nden bahsettik savaş sırasında. Şöyle göz gezdirelim. Savaş ortasında eğitime verilen önemi görüyoruz. Açılış konuşmasını Mustafa Kemal yaptı dedik. Katılımcı 250 dedik. Başkomutanlık kanunu söyledik. Efendim 3 aylığına olduğunu söyledik. Sonra süresiz hale getirileceğini de söyledik. Amacımızın hızlı karar almak ve uygulamak olduğunu söyledik. Tekalifi milliyenin amacının efendim orduyu güçlendirmek olduğunu söyledik. Denetim yapan istiklal mahkemeleri dedik. Yani bu bir genel seferberliktir değerli arkadaşlarım. Ve şimdi değerli arkadaşlarım sıra geldi. Sakarya'ya, en önemli savaşımıza geldi. Sakarya Meydan Muharebesi'ne başlayalım. Yine klasik anlatalım. Yarın slayttan zaten tek tek söyleriz. Bakın arkadaşlar, artık başkomutanlık kanunuyla Mustafa Kemal ordumuzun başında. Artık başkomutanımız Mustafa Kemal sahnede. Bu arada değerli arkadaşlarım, Yunanlıların Eskişehir-Kütahya'yı kazanması, birçok ilimizi işgal etmesi onlarda motivasyonu müthiş arttırdı. Bu arada Yunanistan'ın bu başarısı İngiltere'yi de harekete geçirdi ve iki devletin ortak düşüncesi şu. Yunanlılar bu kez efendim Sakarya'nın doğusuna çekilen orduyu yenecek, hedef Ankara'ya ulaşmak. Zaten Ankara'ya ulaştınız mı milli mücadele hareketinin işi ne olur? Biter değerli arkadaşlarım. Bu duygu ve düşünceyle İngilizler Yunanlara tekrar yardım etti. Klasik sahne. Birincinin önü, ikincinin önü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya. Sahne ne? İngilizler Yunanlara destek verdi. Yunanlar İngilizlerden aldı destekle taarruza geçti. Ama bu Yunanlıların en büyük taarruzu oldu. Yunanlar taarruza geçti. Peki komutanımız kim? Mustafa Kemal ve sınav sorunuz geliyor. Mustafa Kemal bu büyük Yunan taarruzuna karşı ordumuzu tek bir felsefeyle harekete geçirdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani yurdun her karış toprağı kanla sulanmadıkça mücadeleden vazgeçilmeyecek. Bu inançla, bu ruhla 22 günlük süren zorlu bir mücadelenin ardından cümleme dikkat et. Batı'da
en büyük zaferimiz kazanmış oldu. Milli mücadelede Batı'daki en büyük zafer sonuçları itibariyle Sakarya zaferidir. Bir de kaynaklarda karşınıza gelir, yanlış bir bilgi değil ama sınavda bir geçerli yok. Bu savaş 22 gün sürdü. 19 günü bizim için savunma, sonuç günü taarruz. Ama Sakarya bizim için son savunma savaşıdır. Ve bu savaşın altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarım, önemi ÖSYM tarafından sınavlarda bakın nasıl kullanılıyor. 1683 2. Viyana bozgunuyla başlayan çekilme süreci Sakarya ile son buldu. O zaman Sakarya bizim için son savunma savaşıdır. Efendim İngilizlerin de son taarruz savaşıdır. Şimdi tabii ki bu büyük zaferin sonuçları da çok önemlidir değerli arkadaşlarım. Özellikle bir şey daha belirterek hemen ayrıntılara geçelim. Bu savaşın iki ismi daha vardır. Bu savaşta çok sayıda subay hayatını kaybettiği için Sakarya Savaşı'nın bir diğer ismi Subaylar Savaşı'dır. Bir de Mustafa Kemal'in kullandığı bir ifade vardır. Melhame-i Kübra. Büyük yıkım, büyük felaket anlamına geliyor. Unutmayalım lütfen Sakarya Savaşı'nın diğer iki ismini unutmayacağız. 1. Subaylar Savaşı, 2. Melhame-i Kübra. Peki bu savaşın sonuçlarına bakalım. Bir defa Eskişehir Kütahya yenilgisi üzerine oluşmuş karamsar hava ne oldu? Dağıldı. Yani meclise ve orduya olan güven arttı. İkinci Viyana'dan itibaren devam eden çekilme süreci sona erdi. Efendim bu bizim için son savunma oldu. Yunanlar için son taarruz savaşı oldu. Mustafa Kemal'e burada gösterdiği başarıdan. Bir de savaşta almış olduğu ufak bir yaradan dolayı meclis, gazilik, mareşallik rütbesi ve unvanı verdi. Buna çok dikkat edeceksiniz. Mustafa Kemal'e gazilik, mareşallik rütbesi ve unvanı efendim Sakarya zaferinin sonuçlarından biridir. Şimdi dış politika sonuçlarına geçersek. Bir defa değerli arkadaşlarım şöyle beni takip ederek gidin. Buradaki sıraya göre değil bana göre gidin. İtalyanlar Anadolu'yu tamamen boşalttı. Anadolu'yu antlaşma yapmadan tamamen boşaltan ilk devlet İtalyanlardır. İtalyanlar çekilirken daha önce de söylemiştim. Bize birçok savaş malzemesi bırakacak ve biz bunu büyük taarruzda kullanacağız. Artı bizi tanıyan devletler kervanına Ukrayna'da katılmıştır. Sakarya zaferi üzerine Türkiye ile Ukrayna arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Yani Sakarya Savaşı ile ilgili sorularda dikkat edeceğiz. Öncülü sorularda işte Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk antlaşması bu zaferin bir sonucudur. Yine değerli arkadaşlarım gösterdiğim yere dikkat edelim. En büyük esir değişimi bu savaşın sonunda yapılmıştır. Biraz önceki konumuzda söylemiştim. İkinci İnönü zaferiyle birlikte artık her zaferin sonunda ne var? Esir değişimi var. Ama en büyük esir değişimi Sakarya zaferi sonunda olmuştur. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Soruların, herkesin dikkatini çekmek için söylüyorum. Sakarya zaferiyle ilgili sorularımızın büyük bölümü iki siyasi antlaşmadan gelir. Biri Kafkas, doğu sınırlarımıza kesinlik kazandıracak Kars Antlaşması'dır. Diğeri güney cephesini kapatan ve Hatay İskenderun hariç güney sınırımızı çizen, güney sınırımızı kesinleştiren tabii ki ne diyorum? Hatay ve İskenderun hariç güney sınırımızı çizen Ankara Antlaşması'dır. Unutmayalım. Dostumuz, müttefiğimiz Sovyet Rusya ve ona bağlı olan Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması. Güneydeki ana rakibimiz Fransızlarla Ankara Antlaşması'nı efendim imzalayacağız. Bu antlaşmaların detayına geçeceğim. Fakat bir ayrıntı sorulduğu dönemde çok fazla zorlanmaya yol açtı. Çünkü çok fazla duyulmamış. Özel bir bilgi verelim. İngiltere tıpkı değerli arkadaşlarım 1. İnönü zaferinden sonra olduğu gibi bu zaferden sonra da dikkatimizi dağıtmak, Yunanların toparlanmasına imkan tanımak için Yunanistan adına bir barış önerisinde bulundu. 1. İnönü zaferi sonundaki Londra konferansının bir benzeri Sakarya zaferi sonunda İngiltere'nin isteğiyle ortaya çıkan Paris görüşmeleridir. Fakat burada Paris görüşmelerinde İngiltere Yunanistan adına tekrar Sevr'in biraz daha
efendim ne diyelim yumuşatılmış halini bize sundu. O zaman Londra konferansında olduğu gibi Paris görüşmelerinde de sevrin yumuşatılmış hali sunulunca Türkiye bunu da kabul etmedi. Peki aynı şeyi tekrarladıkları için bu görüşmenin özel bir adı vardır. Ona dikkat edeceğiz. Dikkatinizi buraya veriyorsunuz. Paris mukarreratı. Mukarrerat tekrarlanan şeydir, alışılagelmiş şeydir. Yani bize ikinci defa sevrin yumuşatılmış halini sundukları için biz bu Paris görüşmelerine hangi ismi veriyoruz? Paris mukarreratı. Bizi bu görüşmelerde temsil eden Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengirşek. Bu arada size şunu söyleyeyim. Milli mücadeledeki önemli Dışişleri Bakanlarımızı da tanımaya başladık. Birini Londra konferansında tanıdık. Bekir Sami Bey. Diğerini de Paris görüşmelerinde ya da bizim ismini verdiğimiz Paris mukarreratında Yusuf Kemal Tengirşek. Ama milli mücadelenin parlayan Dışişleri Bakanı ise yakında karşımıza çıkacak İsmet Paşa. Hem Mudanya'da hem Lozan'da bizi temsil eden Dışişleri Bakanımız İsmet Paşa olacak. Yani şunu da halletmiş olduk. Cumhuriyet dönemini karıştırmayın lütfen. Soru oradan gelmişti. Çok zor bir soruydu ama biz işi şansa bırakmayalım. Milli mücadele dönemindeki önemli dışişleri bakanlarımızı öğrenmiş olduk. Bekir Sami Bey, Yusuf Kemal Tengirşek birazdan anlatacağım. İsmet Paşa da karşımıza çıkacak. Değerli arkadaşlarım, Kars Antlaşması'na bakalım. Bak sizden ricam şu. Daha önce Doğu ile ilgili ne yapıldı? Gümrü Barış Antlaşması. Ne yapıldı? Batum Antlaşması. Ne yapıldı? Moskova Antlaşması. Gerçi Moskova Antlaşması 1. İnönü Zaferi sonunda ama Doğu ile ilgiliydi. Şimdi bütün bu antlaşmaları içine alan ve Doğu sınırımıza, Kafkas sınırımıza kesin şeklini veren antlaşma çıktı. Kars Antlaşması. 13 Ekim 1921. Bu antlaşmada Kazım Karabekir yine var. Bu antlaşma Sakarya Zaferi'nin bir sonucudur. Ve bu antlaşmayı kiminle yapıyoruz o önemli. Sovyet Rusya ve ona bağlı olan Kafkas Cumhuriyetleri. Bakın değerli arkadaşlarım, çıkmış soruları çözdüğünüzde karşınıza gelecek. Birinde %100 Sovyet Rusya'yı sadece kullanmış ÖSYM, birinde Kafkas Cumhuriyetleri. Hangisini kullanırsa kullansın, biz işimizi şansa bırakmayalım. Kars Antlaşması Türkiye ile Sovyet Rusya ve ona bağlı olan Kafkas Cumhuriyetleri. Kimdi bu Kafkas Cumhuriyetleri? Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan. Peki bu antlaşmanın önemi neymiş değerli arkadaşlarım? Doğu sınırları yani Kafkas sınırımız kesin şeklini almış oldu. Bir daha da en ufak bir değişiklik olmayacak değerli arkadaşlarım. Daha önceki bütün antlaşmaları içine aldı değerli arkadaşlarım ve kesinlik kazandığını %100 söyleyebiliriz. Burada ekstra bir maddemiz var. O madde herkes yoğunlaşacak. Nedir o? Bu antlaşmayla Nahçıvan'a özerklik verilmiştir. Ekstra maddemiz bu. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bu antlaşma sonucunda ortaya çıkmış. Peki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti nerede? Nereye bağlı? Azerbaycan'a. Ve bizim komşumuz bugün. Peki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Dağlık Karabağ diye bir yer var. Ermenilerle Azeriler arasında büyük bir sorun. Dağlık Karabağ sorunu. Herhalde Hocalı katliamını hepimiz duymuşuzdur değerli arkadaşlarım. Bunu niye söyledim? Eğer Dağlık Karabağ sorununda son aşamaya gelinirse, işin içinden çıkılmaz bir hale alırsa iki devletin söz hakkı doğacak. Bu Kars Antlaşması'ndan kaynaklanan bir söz hakkıdır Rusya ve Türkiye. Çünkü Nahçıvan'a özerklik hangi antlaşmayla verilmiştir? Kars Antlaşması'yla verilmiştir. Geldik Sakarya Zaferi'nin en önemli sonucuna. Güneydeki ana rakibimiz kimdi? Fransızlardı. Fransızlar hatırlarsanız Londra Konferansı'ndan sonuç çıkmadı. Birinci İnönü. İkinci İnönü'nden sonra barış görüşmelerine tekrar başladı. Eskişehir Kütahya ilişkisi üzerine görüşmeleri terk eden Fransızlar Sakarya Zaferi üzerine geldi ve mecliste masaya oturdu ve bu antlaşmayla bakalım neler olacak. Türkiye'yi tanıyan ilk itilaf devleti ortaya çıktı. Bir şey bitti mi? Lütfen onu tekrarlayalım, kodlayalım, ebediyen kurtulalım. Bu ÖSYM'nin garip, bence çok garip bir takıntısı ama bu takıntıya saygı göstermek zorundayız. Antlaşma yoluyla bizi tanıyanları istiyor. O zaman tekrar yapıyoruz. Türkiye'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan, Gümrü Barış Antlaşması. Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan, Türk-Afgan Dostluk Antlaşması.
Türkiye'yi tanıyan ilk büyük batılı Avrupalı devlet Rusya. Moskova Antlaşması. Türkiye'yi tanıyan ilk itilaf devleti derse efendim kim diyeceğiz? Fransa. Sebebi Ankara Antlaşması. Bu antlaşmayla Misak-ı Milli'den ikinci taviz geldi. Çünkü bu antlaşmanın en önemli maddesi şudur. Hatay ve İskenderun hariç güney sınırımız çizildi. Yani işgal altında olan bütün güneylerimizi kurtardık. Neresi kaldı? Hatay ve İskenderun. O zaman bu da Misak-ı Milli'den ikinci taviz oldu. Yine bu antlaşmanın özel bir bölümü var. Biliyorsunuz bu antlaşma imzalanırken Suriye Fransa'nın mandası altında. Ama Suriye'de bizim için hassas bir coğrafya var. Caber Kalesi ve Mezarlığı, Süleyman Şah'ın mezarı. Doğal olarak değerli arkadaşlarım bu antlaşmayla bu konu gündeme geldi. Caber Kalesi ve Mezarlığı ne kabul edildi? Türk toprağı kabul edildi. O zaman sembolik de olsa bizim Suriye'de bir toprak parçamız var. Fakat bu yer, mezarlık yer değiştiriyor değerli arkadaşlarım. Bir defa baraj yapımından dolayı bir de son dönemlerde Suriye'de yaşanan iç çatışmalardan dolayı Caber Kalesi ve mezarlığı yani Türk mezarlığını, Süleyman Şah'ın mezarını efendim bir kez daha Şah Fırat operasyonuyla Urfa yakınlarında yine Suriye sınırları içerisinde bir köye taşımış olduk. O zaman değerli arkadaşlarım biz ÖSYM'nin hukuki tavrına bakalım. Caber Kalesi ve mezarlığı hangi antlaşmayla Türk toprağı kabul edilmiştir? Ankara Antlaşması'yla. Peki bu antlaşmayla Fransa'da çekildi. Antlaşma yapmadan İtalya'da çekildiyse İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları korkunç boyuta ulaştı. İsterseniz bu da net bir şifredir. Asla ve asla bozulmayan bir şifredir onu söyleyelim. Batı cephesinde kazandığımız her zaferin sonunda mutlaka itilaflar arasında ne var? Görüş ayrılığı. Birincinin önü görüş ayrılığı, ikincinin önü görüş ayrılığı, Sakarya görüş ayrılığı, birazdan büyük taarruz yine görüş ayrılığı çıkacak. Bunu da unutmayalım. Değerli arkadaşlarım, bu arada efendim büyük taarruza geldik. Büyük taarruz konusunda anlatınca bir ara daha vereceğiz. Ondan sonra da son konumuzla sorulara geçeceğiz. Göreceksiniz bütün işlediğimiz konuların ne şekilde sınavda karşımıza geldiğini göreceksiniz. Yine ben klasik düzenimde anlatayım, sonra slide üzerinden gösterelim. Bakın, Sakarya Savaşı'nın tarihine dikkat edin notunuzdan. 23 Ağustos, 12 Eylül 1921. Ama büyük taarruza geliyoruz. Lütfen herkes tarihe odaklansın. 26 Ağustos 1922'de başlayacak. Sakarya'nın bitişi, daha doğrusu başlangıcı Ağustos 21. Efendim büyük taarruzun başlangıcı Ağustos 22. Yani biz Sakarya Savaşı'ndan sonra taarruz sırası bize gelse de tam bir yıl bekledik. Ve tabi ÖSYM bunu sınavda çok güzel kullanıyor. Neden bir yıl bekledik? Yani büyük taarruz için neden bir yıl beklediğimizi sorup duruyor. Biz de onu ölçelim. Bir, Eskişehir Kütahya yenilgisinden sonra tekalifi milli emirlerini yayınladık mı? Sakarya Savaşı'nda ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. Doğru mu arkadaşlar? Ama tekalifi milli emirleri 7-8, daha doğrusu 8 Ağustos 1921'de yayınlandı. Sakarya'ya dikkat edin 23 Ağustos'a. 2 hafta içinde o dönemin şartları içinde toplananların Sakarya'nın doğusundaki askere yetişme imkanı yok. O zaman biz tekalifi milli emirleri gereği topladıklarımızın çok az bir kısmını Sakarya'ya yetiştirdik. Demek ki Sakarya Savaşı için tekalifi milli emirlerini yayınladık ama o topladıklarımızın çoğunu nerede kullanacağız? Büyük taarruzda. Demek ki taarruz için neden beklemişiz? Bir, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. İki, ikincisi ve sonuncusu. Hatırlayalım, 2. İnönü Zaferi'nden sonra Aslıhanlar Dumlupınar diye bir taarruz denememiz vardı, başarısızdı. Artık aynı hatayı yapmayacağız. Ve Mustafa Kemal bütün komutanlıklara sert bir emir verdi. Orduyu taarruza göre eğitim. O zaman büyük taarruz için neden bir yıl beklenmiş? İki neden var değerli arkadaşlarım. Bir, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. İki, orduyu taarruza göre eğitmek. Peki bu taarruz hazırlıkları değerli arkadaşlarım çok uzun sürünce hem mecliste Mustafa Kemal'e muhalefet edenler biraz homurdanmaya başladı. Hem de İngiltere ve Yunanistan efendim tuhaflaştı. Yunanlılar artık şunu söylemeye başladı. Ne bekliyorlar bunlar?
İngilizler bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ama Mustafa Kemal aynı hataya düşmemek için bütün eleştirilere rağmen, rakiplerimizin efendim böyle dikkatli davranmasına rağmen büyük bir titizlikle hazırlıkları devam ettirdi. Hatta bu hazırlıkların ne aşamada olduğunu öğrenmek için Mustafa Kemal efendim Konya Akşehir'e geldi. Konya Akşehir'e taarruz hazırlıklarıyla ilgilenen bütün komutanları davet etti. Hatta yine rakiplerimizin dikkatini dağıtmak için bir futbol müsabakası düzenletti. Ama bu müsabakanın ortasında mı sonunda mı bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Mustafa Kemal taarruz hazırlıklarıyla ilgilenen komutanlara Akşehir'de tek şey sordu. Hazırlıklar hangi aşamada? Hepsi tamam dedi. Mustafa Kemal de devam dedi. Ve neye karar verdi? Büyük taarruza. Şimdi arkadaşlarım bana odaklanıyorsunuz ve kesinlikle ciddi dinliyorsunuz. Bak büyük taarruz ne demek? Önce onun mantığını kavrayalım. Büyük taarruz demek Afyon'dan başlayarak İzmir'e kadar bütün Batı Anadolu Yunanlılardan temizlemek. Hatırlarsanız 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir'i işgal etti. Ondan sonra işgaller devam etti. İç batıya kadar geldi. Ve şehirlerimizin çoğu Sakarya'yı kazanmamıza rağmen hala Yunanların işgali altında. O zaman hedef ne? Afyon'dan başlayıp İzmir'e kadar Yunanları Batı Anadolu'dan tamamen temizlemek. Peki Mustafa Kemal hazırlıklarını yaptıktan sonra 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'den taarruz emrini verdi. Ve büyük taarruz Afyon'dan başladı. Fakat Afyon'a giren ordumuz birkaç küçük Yunan birliğiyle karşılaştı. Onlar çok ciddi bir direnişe geçmeden pır. O zaman Afyon pır pır. Temizlendi mi? Temizlendi. Büyük taarruz harekatı içinde ilk kurtardığımız yer neresi oldu? Afyon oldu değerli arkadaşlarım. Hatta bu mücadele sırasında garip, ilginç ama bir efendim önemli olay da yaşanmıştır. Mustafa Kemal Reşat Bey'e Çiğiltepe'yi ele geçirme emri vermiştir. Reşat Bey de yarım saat içinde Çiğiltepe'yi ele geçirme sözü verdi ama bunu yarım saat içinde yapamadığı için intihar etti. Çiğiltepe olayı diye bir şey karşınıza gelirse bu büyük taarruz harekatı içinde yaşanmış. Efendim söz namustur, sözünü tutmadığı için tabii biz pek hoş karşılamıyoruz ama inancımız gereği. Fakat efendim intihar etti Reşat Bey ve 6. çizerek söyleyeyim daha sonra soyadı kanunu çıkınca Reşat Bey'e Çiğiltepe soyadı verilmiştir. Ve ilginçtir 45 dakika sonra Çiğiltepe'de ele geçirilmiştir. Biz kendi konumuza tekrar dönelim. Bu ara bir bilgiydi. Çiğiltepe olayı diye bir şey duyarsanız büyük taarruz harekatı içinde gerçekleşmiş trajik bir olay. Efendim Afyon'u kurtardık. Şimdi çok dikkatli olmanız lazım. Afyon'u kurtardıktan sonra Kütahya'ya doğru yöneldik. İşte büyük taarruzun büyük savaşı Kütahya ilimizde olacak. Şöyle canlandıralım. Afyon'u temizledik. Başımızda Mustafa Kemal Kütahya'ya doğru harekete geçtik. İlerledik, ilerledik, ilerledik. Dumlupınar yakınlarına geldik. Dumlupınar Üniversitesi'nden aklınızda olsun. Kütahya'da olduğunu bilelim. Dumlupınar mevkinde adam akıllı ilk Yunan ordusunu yenilgiye uğrattık. Yine Dumlupınar'ı çıkmadan Dumlupınar mevkinde ikinci ama asıl Yunan ordusuyla karşı karşıya geldik. Neden asıl Yunan ordusu diyorum? Çünkü başlarında başkomutanları Trikopis. Bizim ordumuzun başında da başkomutan Mustafa Kemal ve iki başkomutan kozlarını paylaşmaya karar verdi. Nerede? Dumlupınar'da yani Kütahya ilinde. 30 Ağustos 1922'de efendim Dumlupınar mevkinde başkomutanlık meydan savaşı yapıldı ve biz 30 Ağustos'ta Yunanlara kesin darbe indirdik. Bu yüzden 30 Ağustos'u her yıl ne olarak kutluyoruz? Efendim Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Peki 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandık. Yunan'ın başkomutanı Trikopis'i ve 5000'e yakın Yunan askerini esir aldık. Peki bundan sonra Yunanlıların tek hedefi kaldı. Hatırlarsanız ilk hedefleri İzmir'i işgal ederken neydi? Megola İdea. Başkomutanlık Meydan Savaşı'ndan sonra tek hedefleri kaldı. Mega kaçış. Onlar kaçıyor,
biz de takip ediyoruz. Ve Mustafa Kemal efendim kaçan Yunan ordusunun peşinden ordumuza o ünlü emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Tabi burada Akdeniz'dir derken Alanya'nın, Antalya'nın sıcak kumsallarını bahsetmiyor sıcak kumsallarından. Efendim Akdeniz dediği Ege'dir. Zaten Mustafa Kemal buna çok dikkat eder. Ege ismini neredeyse hiç kullanmamıştır. Ege ile Akdeniz aynı şeydir. Sadece Akdeniz'in özel bir bölümüne Yunanların verdiği bir isim. Peki o zaman biz şunu anladık. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri derken hedef Yunanlıları ta İzmir'e kadar sürükleyip geldikleri yerden geri göndermek. Onlar kaçıyor. Biz takip ediyoruz. Bu arada biz Kütahya'yı temizledikten sonra Yunanları takip ederken Bilecik'i kurtarıyoruz. Kütahya'nın tamamını kurtarıyoruz. Eskişehir'i kurtarıyoruz. Ve bu kurtarma operasyonu devam etti, etti müthiş bir hızla. 9 Eylül 1922'de ordularımız İzmir'e girdi. 9 Eylül Üniversitesi'nden aklımızda kalsın. 9 Eylül 1922'de Yunanlar kendilerini bekleyen gemilere binerek kaçtı. Tabi bu arada gemilere binerken birkaç Yunan askeri panik halde denize düştü. Biz de biraz abartılı bir cümleyi hayatımıza kazandırdık. Yunanlıları denize döktük. Yani şöyle bir sahne yok arkadaşlar. Dizilmişler, al at, al at ya da tekme tokat böyle bir şey yok. Ama gerçekten birkaçı düşmüş. Olsun, savaşta bu kadar söz söyleme hakkımız var. Yunanları 9 Eylül 1920'de nereye döktük? Denize döktük. Peki Yunanlılar 9 Eylül'de temizlendi ama biz 18 Eylül'e kadar, bu rakama dikkat edin tarihe, 18 Eylül 1922'ye kadar Batı Anadolu'da tek bir Yunan askeri bırakmadık. 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu temiz, odaklan bana, Doğu temiz, Güney temiz, Batı temiz, eşittir Anadolu tertemiz. Büyük taarruz harekatı sonunda Anadolu'yu temizledik. Ama daha pis yerlerimiz var değerli arkadaşlar. Nedir o pis yerler? Hala İstanbul'da İtilaf askerleri var. Hala Doğu Trakya'da, Avrupa yakasında Yunan askerleri var. O zaman ordumuz işini bitirdi. Hedefte İstanbul ve Doğu Trakya. Ordumuz Doğu Trakya, İstanbul'a doğru harekete geçti. Tabii ki o geçişi yaparken tarafsız bölge sayılan Çanakkale'ye geldi ve Çanakkale'de ordumuz İngilizlerle savaşın eşiğine geldi. Türkiye ile İngiltere arasında büyük taarruz harekatı içinde Çanakkale'de savaş durumu meydana geldi. Ama İngilizler bizimle savaşı göze alamadı. Çünkü bir, İtalyanlar çekildi mi arkadaşlar Anadolu'dan? Fransızlar çekildi mi? Ve İngiltere yalnız kaldı. O zaman müttefiklerinin kendisini yalnız bırakması bir. İki, Rusya müthiş bir çıkış yaptı ve İngiltere'ye şunu söyledi. Türklere tek kurşun atarsanız karşınızda beni görürsünüz. O zaman Rusya'nın tavrı da İngilizlerin bizimle savaşı göze almasını engelledi. Ama üçüncüsü çok çok önemli. Şansımız yaver gitti. Tam bu olay yaşanırken uzak doğudaki İngiliz sömürgelerinde müthiş isyanlar başladı. Ve İngiliz kamuoyu uzak doğuda çok önemli coğrafyalarda isyanlar varken Türklerle yeni bir maceraya atılma izni vermedi. Yani İngiliz halkı, İngiliz kamuoyu hükümetine karşı çıktı. O zaman üst üste gelen üç gelişme üzerine. Bir, İngiltere'nin yalnız kalması. İki, Rusya'nın tavrı. Üç, İngiliz kamuoyunun karşı çıkması sebebiyle İngiltere el altından haber gönderdi. İstanbul'u da Doğu Trakya'ya da teslim edeceğiz. Biz de bu gelişme üzerine İngilizlerle, İngilizlerin kontrolünde İtilaf devletleriyle Yunanistan adına Mudanya ateşkes görüşmelerine başladık. Doğal olarak da Mudanya ateşkesinin başlamasıyla milli mücadelenin silahlı aşaması bitti. Şimdi birkaç ekstramız var. Onu verelim. Ondan sonra Mudanya'ya geçelim değerli arkadaşlarım. Hatta bir ara verelim. Sonra Mudanya, saltanat ve çıkmış soruları işleyip konumuzu bitirelim. Şimdi bana tekrar odaklanın. Efendim, Sakarya zaferinden sonra Mustafa Kemal'e mareşallik verildi mi?
Mareşallik ünvanı alan ilk kişi kim? Mustafa Kemal. Fakat hem Sakarya hem de Büyük Taarruz'daki meydan savaşlarının projesini çizen Fevzi Çakmak da ödüllendirildi. Unutmayalım, başkomutanlık meydan savaşı sonunda Fevzi Çakmak'a mareşallik ünvanı verildi. Net bilgi, biten bilgi. Şimdiye kadar ülkemizde iki kişi mareşallik ünvanını aldı. Bir, Mustafa Kemal. İki, Fevzi Çakmak. Üç, yine çok çok özel bir bilgi. Mustafa Kemal başkomutanlık meydan savaşında Yunan askerlerinin hayatını kaybettiğini görünce ve Yunan askerlerinin kaçtığını görünce tarihi bir olaydan yola çıkarak bir benzetme yaptı. Sırp sındığı zaferine benzetme yaparak başkomutanlık meydan savaşına Mustafa Kemal Rum sındığı adını vermiştir. Unutmayalım, başkomutanlık meydan savaşının diğer adı Rum sındığı ya da yapıldığı yerden dolayı Dumlupınar Meydan Muharebesi diye de geçer. Bunu da unutmayalım. Bu arada klasiklerimizi tekrarlayalım. İtilaflar arasında görüş ayrılıkları devam etti. Efendim, Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında esir değişimi devam etti. Ve değerli arkadaşlarım, altını çizerek söylüyoruz. Büyük Taarruz Harekatı 18 Eylül 1922'de Mudan yanında Yunan askerlerinden temizlenmesiyle tamamen ne oldu? Bitti. Şimdi şöyle bir slayttan gösterelim. Eksik bıraktığımız bir şey varsa onu görelim, söyleyelim ve sonra son dersimize doğru geçelim. Türk ordusu bir yıl boyunca gizli hazırlık yaptı. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi süresiz hale getirildi. 26 Ağustos'ta taarruz başladı. Taarruz harekatı nereden başlatıldı? Afyon, Kocatepe. Şunu da isterseniz unutmayalım, birazdan vereceğim ama ikinci İnönü'nde Metris Tepe karargah yeridir. Sakarya'da Dua Tepe karargah yeridir. Büyük Taarruz'da da Kocatepe. Onları birazdan yazılı olarak göreceksiniz. Burada hangi olay yaşandı? Çiğiltepe olayı. Albay Reşat Bey, değerli arkadaşlarım, Çiğiltepe'yi yarım saatte alacağını söyledi. Başaramayınca ne yaptı? İntihar etti. Efendim, başkomutanlık meydan savaşı nerede oldu değerli arkadaşlarım? Dumlupınar'da oldu. Ve diğer adı neydi? Rum sındığı. Değerli arkadaşlarım, burada Yunan başkomutanı esir alındı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'in ileri sözü burada çıktı. Sonuçlara bakalım. Askeri aşama bitti. Yunan işgali bitti. Fevzi Çakmak mareşallik rütbesi aldı. Çanakkale buhranı yaşandı. Ve Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Evet, bir ara verelim, sonra devam ederiz.